Selamünaleyküm. Suyla oynayan perilerle perilere uğramış mıdır? Ne yapmalı? Önlerinde alabilir miyim? Bu konuda çok vesvese yapıyorum ve durmadan her şeyi yıkıyorum. Gördüğüm halde pis yerlerde bulunduğumu salıyorum ve tekrar tekrar yıkıyorum. Ne yapmalı? Psikolojik bir rahatsızlık. Bu ileride daha da artar eğer tedavi olmazsanız. Bu artık evin bir tarafa dokunduğu zaman o kimse yıkacak yer arar, her o tarafı. Hatta daha ileride bir şeye dokunmamaya başlar. Mecburiyetle bir şeye dokunduğu anda da sanki elini kazıyası gelir. Gelir evine bir misafir koltuğuna oturur. Koltuğuna oturduktan sonra misafir gider. O koltuğu hemen yıkar o kimse. Misafir nereye bastıysa, nereye dokunduysa her tarafı yıkar, temizler, kendi kendine oturup temiz olmalı der, bir daha başlar. Bak, kendi kendine oturup temiz olmalı der, bir daha başlar. Bu, o kimse kendini namaza verecek, kendini oruca verecek, kendini zikre verecek. Hemen işini bitirecek. Dışarıda kendisine sosyal bir faaliyet bulacak. Bu noktada kendi kendisini eğitecek. Kendi kendisine tedavi edecek. Allah muhafaza eylesin. Bu süt kardeşliğiyle alakalı bir soru sormuş kardeş. Süt kardeşlikte ne kadar süt kardeşliği oldu mu olmadı mı? Önce onu tespit edin. Ne kadar ölmüş. Hanefi'ye göre işte bir havuz dolusu. Hanefi'ye göre bir sefer emmesi yeterli. Evet. Onu bir araştırın. Bakın. Böyle bir genelde Anadolu'nun kültüründe var bu. Yani işte bazen mahrem olmasın, işte yani o kimse rahat bir şekilde evin içerisinde dolaşsın, bu noktada kardeş olsunlar, birbirleriyle alakalı problem olmasın diye yapıyorlar. Bazen çocuğun annesi işte tarlada, takkada, hayvanın peşinde oluyor, çocuk ağlamasın diye yapıyorlar ama bu biraz Allah muhafaza eylesin. Konuşulmazsa sıkıntılı bir şey. Biz durumumuzu değiştirmezsek Allah bizim durumumuzu değiştirmez. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede diyor, siz kendinizi değiştirmedikçe Allah sizi değiştirmez. Ya bu ne demek? Sen hangi hal üzerinde duruyorsan o hal üzerinde yürürsün. İçki içiyorsan, içki içmeye devam edersin. Ne zaman ki tövbe eder, geri dönersen Allah seni affeder. Sen zikrullahı az yapıyorsan, az yapmaya devam edersin. Bizim insanımızda böyle değişik bir anlayış var. Değişik anlayış şu, hiçbir şey yapmadan, bir mücadele etmeden, bir gayret göstermeden, bir adım atmadan kendisine gökten ilahi bir el gelip onun işini, gücünü, aşını, eşini, her şeyini ayarlamasını bekliyor. Yani o kimsenin işi varsa gökten bir el gelecek, onun işini yapacak. Rafını düzeltecek, müşteriyi gönderecek, müşterinin kalbine ilham edecek. Malı alırken senin kalbine ilham edecek gökten bir yer, onun bütün işini asan edecek. O kıymetli bir kimse ya. O çok kıymetli çünkü. Ev, evini asan edecek onun. Onun eşi dört dörtlük olacak, çocuklar dört dörtlük olacak. O uğraşmayacak bu tip şeylerle. Onun işi bu değil ki. Neden? O çünkü çok mükemmel bir kimse. O çok kıymetli bir kimse. O kenarda oturacak. Sadece seyredecek.
o iyi bir kul, mükemmel bir kul. Veyahut da o kimse, hani böyle tipik davranışlarda bulunanlar vardı. Ben çok yaşadım, çok denk geldim. Yani adam gayrimeşru yaşamaya devam eder ve der ki ya, yani bu noktada Allah beni böyle istiyor. Onun bu noktada bir suçu yok, onun bu noktada bir kusuru yok, eksikliği yok, yanlışlığı yok, hiçbir şey yok. Ona yine gökten bir yer gelecek, onun işini halledecek. Bu ümmetin içerisinde de hastalık. Ehli tasavvufun içerisinde de bir hastalık bu. Ya ümmetteki hastalık şu, gökten bir yer gelecek, Mehdi'yi de getirecek, Mehdi'yi de dört dörtlük şeylerle, böyle olağanüstü hallerle hallendirecek. Mehdi diyecek ki dağlar yıkılsın, yıkılacak. Mehdi diyecek ki kafir ölsün, ölecek. Mehdi diyecek ki kafirler dursun, duracak. Bu arkadaşlar da hiçbir şey yapmayacak. Veya ne? İşte burada bir cemaat var, tarikat var. Yani gökten bir yer gelecek, burada her şeyi halledecek. Kardeşler, arkadaşlar da gerçekten geliverler yorsun, gidiverecek yorsun olacak. Yani imtihan olmayacaklar, işleri çok düzgün olacak, açları çok düzgün olacak. Dergaha geliyorlar ya, işleri harıl harıl olacak. Dergaha geliyorlar ya, çok önemli insanlar. Evde astıklar astık, kestikleri kestik olacak. Dergaha geliyorlar ya, hastalık olmayacak, borç olmayacak, iflas olmayacak, sıkıntı olmayacak, dert olmayacak, problem olmayacak, müşkilat olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Dergaha geliyorlar. Dergaha geldikleri için gökten bir el onların bütün işlerini asan edecek. Böyle bir İslam yok. Böyle bir din yok. Böyle bir dini inanış yok. Ya böyle bir hal yok. Yani böyle eski kitaplarda evliya menkıbeleri var. Öyle değil mi? Yani o evliya menkıbesini okuduğunuzda sanki o kimse hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir işle iştigal etmiyor. O tevekkül ehli olmuş. Parmağını dahi kımıldatmıyor. Eşyanın fıtratına aykırı. Eşyanın fıtratına aykırı. Her peygamberin bir mesleği olmuş. Her peygamber bir işle iştigal etmişler. Her sahabenin bir işi olmuş. Onlar bir işle iştigal etmişler. Hiçbir şey yapmadıklarında cihada gitmişler. Cihattaki ganimetlerle geçirmişler. İşi olmayan bir peygamber yok. İşi olmayan bir peygamber yok. Sahabeler dünyevi olarak gayret etmişler, çalışmışlar, çabalamışlar, mücadele etmişler. İşleri var. Pir efendilerimizin işleri var. Abdülkadir Geylani Hazretleri babasından ve annesinden kalma mallarla geçinmiş. Miras. Babası hali vakti yerinde zengin, annesi de hali vakti yerinde zengin. Onların mallarıyla geçinmiş. Hazreti Mevlana yine ne yapmış? Medresede hocalık yapmış yıllardır. Ardından tasavvufa geçince fetva yazmış. O gün için fetva vermek ücrete tabi. Hatta rivayet ediyorlar, fetva ederken dahi fetva verilmiş. Gelirler sorarlarmış, ya Mevlana bu nedir? Fetvayı verilmiş. Her pir efendinin işi var. Benim üstadımın işi vardı. Ayakkabıcıydı kendisi. Ondan önce derinceymiş, sonradan ayakkabıcıydı. Ama normalde oğlanları vardı büyük. Oğlanlar büyüyünce dükkanı oğlanlara bırakmış. Dükkana ortaktı kendisi. %30 dükkandan ortaklığı vardı. Şimdi buradaki arkadaşların hiçbirisi bilmez onu. Şeyh Efendi Hazretleri ilk zamanlarda biz İzmir'de beraber giderdik mal almaya. Ben de o zaman ayakkabıcılık yapıyordum. Ayakkabıcılık daha önce yaptım.
İzmir'de beraber mal seçerdik biz. O orada senetleri imzalardı, malları alırdı, gönderirdi Nevşehir'e. Bir müddet sonra artık o oğlanlar yapmaya başladı, o ilgilenmemeye başladı. Ondan önceki Hacı Mustafa Efendi'nin işi var. Ne o? Elbise alıp satmak. Elbiseci kendisi. Köy köy dolaşır, elbise pantolon alır satarmış. Tabi aynı zamanda da tarikat-ı aliyeye hizmet etmiş. İnsanlara Allah dedirtmiş. Köy köy. Hatta bazen elinde kalmazmış başka satılık bir şey. Bir daha köye gittiğinde ne diyecek jandarma basarsa, o bir tane takım elbise olursa onu satmazmış. Kaç para takım elbise? 20. Derlermiş ki kaç para bu? 40 lira. Hatta birisi almaya kalkmış, ya pahalı alıyorsun, alma demiş, senin işine gelmez bu 40 lira, sana yaramaz mı demiş. Anlatırdı Şeyh Efendi Hazretleri, Allah razı olsun. Şimdi hiçbir kimse yoktur ki Veliullah'tan bir işi olmamış olsun. Bir iştigali olmamış olsun. Yani hiçbir Veliullah yoktur ki veliliğine otursun, köşede yapsın. Gerçekten Allah dostuysa o kapı kapı dolaşacak, o şehir şehir dolaşacak, o dini tebliğ edecek, nasihat edecek, o yürüyecek, o koşacak, mücadele edecek. Bulunduğu ülkenin, bulunduğu toprakların, bulunduğu merkezin, yerin konumuna göre ona orada kenarda oturmak yok. O hizmetine devam edecek. Aynı zamanda işine de devam edecek. Al elli olmayacak. Bir kimsenin işi olmazsa millet ona dilenci gözüyle bakar. Millet ona isteyici gözüyle bakar. Vakarını koruyamaz. Bir kimse, hele o kimse bir veliyse, bir üstadsa, bir zakirse, bir çavuşsa onun işi olacak. Bir dervişse onun işi olacak. Buradaki arkadaşların işi olacak. İşsiz bir adam olmayacak. İşsiz bir adam olmayacak. Gidecek, hamballık yapacak, işi olacak. İşi olacak o kimse, çalışacak. Gidecek bir dükkanda bekçilik yapacak, çalışacak. Gidecek bir dükkanda diyecek ki, kardeş beni işe al, ben şurada oturayım, senin malına emanetçilik yapayım. Ben hiçbir şey istemiyorum senden, işim olsun benim diyecek. İşim olsun diyecek. O kimsenin işi olacak. İşi olmayan, çalışmayan adam şeytanın vesvesesine kapılmıştır. İş yokmuş. Laf. Laf, laf. Laf. Ben 49 yaşındayım. Ben 15 yaşında babasız kaldım. Ben işsiz kaldığımı hatırlamıyorum. Çalışmadığım bir zamanı hatırlamıyorum. Çalışmadığım bir zamanı hatırlamıyorum. Bu işte ya adam iş yok. Ne? Ya o iş ona göre değil. O patron ona göre değil. O işte mi çalışması lazım? Onun kariyeri var. Onun kimliği var. Onun kişiliği var. O üniversite mezunu. O işi çok iyi biliyor. O işte çok uzman. O maaşa çalışılırmış mı? O mesaiye çalışılırmış mı? Ama işte bu işte. Demiyor kardeşim ben tembelim. Ben de çalışacağım. Göz yok. Bitti. Yok böyle bir dervişlik. Böyle bir dervişlik yok. Erkek dervişler. Tuttuğunu koparmalı. Hani derler ya taşı sıksa suyunu çıkartacak diye. Taşı sıktığı zaman su değil yağını çıkarmak. Taşı sıktığında suyunu çıkarmak herkesin işi. Derviş taşı sıktığında yağını çıkar. Derviş taşı sıkar, onun yağını çıkarır. Suyu posasıdır. Millete verir onu. Alın yiyin der. Alın için der. Yağını çıkarır, yağını. Bunu böyle işte ya kendi işi var da o yüzden söylüyor. Bununla alakası yok. Tarım işçiliği yaptım, hayvancılık yaptım, karpuz çektim.
Derviş olduktan sonra koyun aldım, koyunlar öldü elimde. Borçlandım, ödedim. Hafta sonları resmi dairede çalışırken, hafta sonları dışarıda çalıştım. Odunculuk, gömürcülük yaptım. Beyaz eşya iş yapan bir kimsenin yanında müdürlük yaptım. Şeye ben de ödemişe göçsen dedi, göçtüm. Orada bir arkadaşın yanında bir de şey efendi dedi ki, oğlum ihtiyacın kadar buradan alacaksın dedi. Fazla almayacaksın, benim maaşım bu kadar demeyeceksin dedi. Dervişlik mi yaptığınızı zannediyorsunuz? Var mı içinizde yaşayacak olan ihtiyacı kadar alacak? Ve her gün. İşte ben o güne kadar annemden bir tane zeytin istemiş bir insan değilim. Zeytin, zeytin. Hala da annemden zeytin istemiş bir insan değilim. Şeyh ben dedi, oğlum dedi, günlük ihtiyacın neyse onu alacaksın oradan dedi. Kim yapabilir? Her gün bir tane ekmek alacaksın, eve bir tane ekmek lazım. İhtiyacın kadar alacaksın demiş, günlük alacaksın demiş Şeyh ben dedi. Sırramca hakkını helal et. Bir ekmek parası alacaktım. Oğlum bu ne biçim iş? Al o şimdi. Ben bana şey dedim, bir ekmek parası dedi. Onun oradan bir ekmek parasını yazıyorum kenara ben. Alıyorum oradan bir ekmek parası. Gidiyorum fırından bir tane bakkaldan ekmek alıyorum, gidiyorum eve. Cumartesi gün ne? İşte oranın pazarı. Ne kadar lazım bana? 10 lira lazım. Sırramca 10 lira pazar masrafı için para alacaktım. Oğlum bu ne biçim iş? Artık de bu sormamaya başladı. Dedim şeyhim böyle dedi, o yüzden söyleyecek bir laf yok. Halbuki kasa elimde. Onlar kendilerince bana ne maaş düşünmüşler, ne düşünmemişler sormadık bile biz. Yanında çalıştık adamın. Allah razı olsun, sığdırmaktan asla ve asla şikayetçi değilim. Allah birini bin etsin adamı. Cenab-ı Hak dünyada da ahirette de ona sıkıntı göstermesin. Çok hoş bir adam, çok temiz bir insan. Çok hoş, çok temiz bir insan. Durduğu yerde durmaz. Ödemiş de dergahın kurulmasına sebep olanlardan birisi. Canlı, heyecanlı, hareketli. Günlük günlük. 6 ay kadar öyle devam ettim ben. Ondan sonra dedim efendim burada dedim bir odun kömür deposu açmayı düşünüyorum. Bir arkadaşla ortak dedim ben, açın oğlum dedi. Gittik açtık. Gittik arkasını Bursa'ya göçer. Dedim Ayşe'ye ben dedi ki Bursa'ya göçüyorsunuz, emredersiniz efendim. Efendim iş yeri ne yapayım dedim, ortağını bırakalım dedim. Hiç. Gittim Turan. Ben dedim ödemiş, Bursa'ya götürüyorum, dedim iş yerini sana bırakmam gerekiyormuş. İş yeri komple senin, abi burada hakkın var. Benim hakkım yokmuş demek ki dedim. Şey ben dedi ki oğlum hepsini de ona bırak dedim, dedim ben. Aha bu çekler, aha bu para, aha burada mal var bu kadar, aha bu kadar da borç var. Filanca yere bu kadar, filanca yere bu kadar. Ama şeyhim dedi ki dedim ben, oğlum söyle ortağına arkandan şikayet et, ardından dedikodu etmesin. Abi etmedim ki. Ettin etmedin bilmiyorum dedim. Şey efendim sözü bu. Ardından bir de adam bununla oturduk konuştuk bitti. Bana dedi ki ya bu yazar kasanın dedi. Ardından buraya satıver bana dedi. Satıverin dedi. Beni kimse tanımıyor demişti. Benden almazlar. Devret buraya dedi. Devrettim. Ona devreti verdim yere. Devrettikten sonra da parayı götürdüm. Eline bıraktım. Devrettim kimseyle karşı karşıya getirdim. Anlaştırdım. Bitti. Parayı da aldım, götürdüm, adamın eline verdim. Ardından bana dedi ki, yazar kasanın borcunu sen öder misin abi? Böyle baktım, ödeyeyim Turan dedim. Tamam. Bursa'ya ben borçla göçtüm. Yazar kasanın borcuyla göçtüm. Bursa'ya göçtükten sonra yazar kasanın borcunu ödedim. 5-6 ay sonra o da. Bir sene sonra. Dermiştik ha? Ben burada bangır bangır bağırıyorum, boş gelmeyecek kimse diyor, boş gezen dervişlerim diyor.
boş gezen bir derviş olmaz. Gidecek çalışacak. Hiçbir şey istemiyorum senden kardeş. Ben buraya çalışmaya geldim diyecek. Geliyor böyle işim yok diyene. Ben diyorum ki git Cevdet Usta'nın orada iş var. Cevdet imtihan ağacı der bir an. Gönderdiğim adamlar bazen bir, iki üç tanesi herhalde. İki tane üç tane bile gitti. Bir gün kaldı millet onda. Bir gün kaldı. Benim şeyhim beni bir yere gönderecek. Git çalış diyecekse ben orada bir gün kalacağım. Burada bir arkadaş vardı, dervişlerden birisi. Bizim burada bir arkadaşa dedim, bu adam dedim yarın gelecek, bunu dedim geldiğinde bunu inşa al dedim ben. Tamam dedi, adam oraya gitmiyor ya. İlahi el bekliyor herkes. O ilahi el onun eşini düzeltecek, işini düzeltecek, aşını düzeltecek, her şeyini düzeltecek. Bu arkadaş ağır derviş ya. Allah muhafaza eylesin. Siz kendinizi düzeltmeden Allah sizi düzeltmez. Siz tövbe etmezseniz Allah sizi affetmez. Siz dua etmezseniz Allah sizin halinizi değiştirmez. Dua edin, duanıza cevap verin, kabul edin. Tövbe edin, sizi affedin. Zikredin, sizi zikredin. Sen zikretme, Allah seni zikretsin diye bekler. Sen halini değiştireceksin. Ticarette vefa olur mu? Vefa arkadaşların arasında olur, dostların arasında olur, insanların arasında olur. Ticarette vefa hukuktur. Hukuka uyuyorsan ticarette vefalısındır. Birisinde 5 lira, birisinde 4 lira. Git kardeşim 4 lira olanı al, karına bak sen. Sen 4 lira olan al, karına bak sen. Ticaret kar yapmak için yapılır. Ticaret kar yapmak için yapılır. Birisi güler yüzlü, tatlı dilli, birisi değil. Güler yüzlü, tatlı dilli olanı seçer. Birisi iyi ahlaklı, birisi kötü ahlaklı. Sen iyi ahlaklı olanı seçer. Birisi yalan söylüyor, birisi yalan söylemiyor. Sen yalan söylemeyeni tercih edeceksin. Birisinin ödemesi sağlam, birisinin değil. Sen ödemesi sağlam olanı tercih edeceksin. Ya 20 yıldır bizden çalışıyorlar. İsterse 30 yıldan beri çalışsın, 50 yıldan beri çalışsın. Ticaret menfaatin üzerine kuruludur. Menfaatin üzerine. Ticaret mi? Menfaatin üzerine kuruludur. Menfaatin olduğu yerde vefa olmaz. Bir şeyde menfaat var mı? Evet. Onda vefa olmaz. Menfaatın girdiği yerden vefa çıkar. Ticaret menfaatin üzerine kurulu. Ondan vefa bekleme. Ondan vefa beklemek duvardan dua beklemek gibi bir şey. Adam sana ikram ederse senin ticaretinin azlığından, çokluğundan, durumundan, konumundan dolayı sana ikram eder. Senin ona zarar verdiğin anda, adamın menfaati kesildiği anda bir sefer, iki sefer, üç sefer. Adam otomatikman seninle ilişkisini belli bir düzeye çeker, hakkı adamın. Adamın hakkı bu. O yüzden şunu unutmayın. İnsanların arasında menfaat var ise vefa yoktur. Ticaret menfaate dayalı, vefası yoktur. Kim derse ki var, hayır yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Allah muhafaza eylesin. O yüzden ticarette de hukukunuzu koyacaksınız ortaya. Alırken, satarken adam hukuku koyacak. Kardeşimin hukuku ne bu? O hukuku uyacak herkes. Almış, satmış. Vefa, ya biraz işte çoktur esnafların arasında bu.
İşte geçen gün arkadaşlardan birisi yandırıyor. Ya diyor hayret ediyorum diyor bir şey diyor. Adam işte diyor borcu şu kadar bana diyor ki diyor bunun bir kısmını sil. Ya diyor ne biçim bir şey bu? E dedim böyle şimdi bu zamanda böyle oldu dedim ben. Ya silersen iyi adamsın. Silmezsen kötü adamsın. Ya kardeşim bu adamın 5 lira borcun var mı? Var. Sen git elindekini götür. O da görsün senin durumunu. Elindekini götür ama. Adamın insafına kalmış. Siler, silmez. Bekler, beklemez. Onun hukuk olarak onun hakkı. O adam silerse sevap işler. Eyvallah. Uzatır beklerse seni sevap işler. Eyvallah. Bu tavsiye edileni, met edileni. Ama hukuk ne? Alacağını alacaksın, borcunu ödeyeceksin. E vefa. Ya biz işte 50 yıldır bu firmayla alışveriş ediyorduk. E bir anda kesip attılar. E bir keser atar. Adamın malına malta çıkıyor. Bunlar duygu. Aklın, hukukun olduğu yerde duyguyla hareket edilmez. Hukuk var orada. Nerede olursanız olun. Kimle olursanız olun. Hangi işiniz olursa olsun şunu unutmayın. Hukuku gözünüzün önünden ayırmayın. Hukuku gözünüzün önünden ayırırsanız yanılırsınız. Hukuku gözünüzün önünden ayırırsanız yenilirsiniz. Bu eşiniz de olsa, bu çocuğunuz da olsa, bu anneniz de olsa, bu babanız da olsa, bu kardeşiniz de olsa, bu şeyhiniz de olsa, bu çok candan, ciğerden, yürekten sevdiğiniz kimse de olsa hukuku gözünüzün önünde tutun. Hukuku gözünüzün önünde tutacaksınız. Eğer ki dumura uğramak istemiyorsanız, hayallerinizin yıkılmasını istemiyorsanız, kendi kendinizi perişan etme noktasına getirmek istemiyorsanız hukuku gözünüzün önünde tutun. Şöyle düşünmeyin. Bu hataları yaptım çünkü ben. Ya bu derviş kardeşim. Hayır kardeşim. Bu işin hukuku neyse o. O derviş kardeşin de olsa onun hukukunu uygula sen. Ya bu derviş kardeşim bana bir şey yapmaz deme. Yaptılar bana çünkü. Bak deme, yaptılar çünkü. Yaparlar sana da. O zaman sen hukuku uygula. Hukuk neyse onu yap. Hukuk neyse onu yerine getir. Onu yerine getir. Duygu arka planda kalsın. Şöyle düşünmeyin. Ya bu benim kardeşim. Yani kendi babasının öz kardeşi. Kardeşim hukuk uygula sen. Bu mal kimin? Bu mal benim. Kimin üzerinde bu? Ya babamın üzerinde. Hukuk uygula kardeşim. Ya babanın ya senin burası. Bu mal kimin? E benim. Kimin üzerinde? Abimin üzerinde. Yok kardeşim hukuk uygula sen. Bu mal ya senindir ya abinindir. Ya abim bana bir şey yapmaz. Lan abin sana bir şey yapmaz. Öldü çocukları yapar. Öldü hanım yapar. Hukuk uygula. Tapu, kimin burası sen? Al. Bizim Bayındır'da Hacı İbrahim abi var. Dükkan kendisinin gençliğinden biliyoruz. Dükkanı aldı, altınları bozdu adam. Çalıştı, çabaladı, dükkanı ödedi. Babasının üzerine aldı tam dükkan. Yani gelenek o ya. Ama babasıyla bunun arasında diyor ki dükkan senin İbrahim. İbrahim abi al dükkanı üzerinden. Ya işte babam bir şey yapmaz ya, abim de bir şey yapmaz. Yapar İbrahim abi. Yanlış yapıyorsun, eksik yapıyorsun. Yapma İbrahim abi. Birkaç sefer söyledik. Yok. Sonradan hastalıklar girdi araya. Diyemedi, yüzü tutmadı. Babası öldü, babası öldü. Bir hafta beklemedi abisi. Bayındır'a cenazeye gelmişken demiş ki hepsini de sat. Ben hepsini halledeyim gideyim. Adam küt kalp krizi geçirdi. Hastanede aldı sonra. O strese, o üzüntüye dayanmadı adamın kalbi. Yani abim böyle yapar mı dedi. E yapar. Hani seninle? Hukuk kardeşim. Bildiğin bir tek bir şey var. Hukuk. Bu işin hukuku ne? Borç mu aldın? Senin o adama borcun var. Mal mı aldın? Senin o adama borcun var. Bitti.
Borcun borç. O adam sildim, o adam affettim, azat ettim. Sana borcun yok deyince kadar senin ona borcun var. Senin ona borcun yok. İki iki daha dört. Ödeyememişsindir, gecikmiştir, yan yatmıştır, çamura batmıştır, müsaade istemişsindir. O da demiştir istediğin zamanı da. Tamam eyvallah bunları söyleyecekler yok. Ama bütün borcun var mı? Var. Ticaret bir kuruşuncun da bu tarafta. Senin hakkın. Senin hakkın gittin kuruşuncun olan yerden al. Hakkınızı helal edin. O yüzden muhakkak ki vefa büyük bir duygu. Ama insan vefa gösterirken döner. Göstermiş olduğu vefayı diline dolarsa o zaman da o vefa gelir onu çarpar. Ben o yüzden diyorum ki vefadan önce hukuku düşünün. Hukuki davranın siz. Vefa sonra gelsin. Önemli değil. Hukuk önde gelsin. Hukuk önde gelsin. Ve bir gün döner siz ben şuna şunu yaptıydım derseniz İşte o zaman o vefa gelir sizi çarpar. Allah muhafaza eylesin. Kâlemen Alhamdulillahi Rabbil Alemin. Fatiha.